İmam Hatip Akademi kanalımıza hoş geldiniz sevgili gençler. Bu videomuzda sizlere 12. sınıflarımızda okutulan Dinler Tarihi dersimizin 1. dönem 1. yazılı çalışma sorularının ikincisini yapacağız. Daha önce 1. dönem 1. yazılı çalışmaları içerisinde 12. sınıflar Dinler Tarihi dersimizin de 1. yazılı çalışma sorularını yayınlamıştık. Ayrıca kanalımızda 12. sınıflara ait tüm derslerimizin ünite anlatımlarını, konu değerlendirme sorularını ve 1. dönem 1. yazılı çalışma sorularını 2021-2022 oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Şimdi başlayalım klasik sorularımıza cevaplamaya. Birinci sorumuz, diğer dinleri öğrenmenin önemi nedir? Öyle ya, İslam tarihinde diğer dinleri niçin öğreniyoruz değil mi? Diğer dinler hakkında bilgi sahibi olduğumuz zaman kendi dinimizin farkını daha iyi görür ve değerini takdir ederiz. Kur'an-ı Kerim'de diğer din mensuplarının eleştirilen davranışlarının bizde de bulunup bulunmadığını anlayabiliriz. Başka? Diğer dinleri öğrenmenin İslam açısından başka bir faydası da İslam literatüründe İsrailiyat olarak bilinen konuların tanınması ve böylece dinimizi bu İsrailiyattan arındırılmış bir şekilde öğrenmemize katkı bulunur. Dinler hakkında bilgi sahip olmanın diğer bir yararı da misyonerlik faaliyetleriyle ilgilidir. Misyonerlerin propagandalarına cevap verebilmek için önceden o dinleri tanımak gerekir. Diğer dinleri bilmek din hizmetleri açısından da çok önemlidir. Din hizmeti veren kişiler bir noktada toplumun önder ve münevverleridir. Bundan dolayı insanlar ister diğer dinlerle ister merak ettikleri çeşitli konularla ilgili olsun din hizmeti veren kişilere sorular sorabilir. İşte bizler de bu konular hakkında bilgi sahibi isek onları yanıtlayabiliriz. İkinci sorumuz, Kur'an-ı Kerim'de din kelimesi hangi anlamlarda kullanılmıştır? Pek çok anlamda kullanılmış. İşte onlardan bazıları kanun ve kurallar, ibadet, inanç, hesap ve ceza günü, kulluk, itaat, örf ve adet, sorumluluk gibi anlamlarda kullanılmıştır. Üçüncü sorumuz, dinin özünü oluşturan unsurlar nelerdir? Değerli arkadaşlar, dinin özünü 5 tane temel unsur oluşturur. Onlar Allah, yüce varlık, İnanç, ibadet, ahlak ve muamelat hususları, mutlak itaat duygusu, akıl ve irade ile toplumsal değerler bilinci şeklinde yazacağız. Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi nedir? İçine düştüğü yalnızlık ve çaresizlik karşısında insana ümit, teselli ve güven sağlayan bir sığınaktır din. Din, insanın yaptığı yanlışlıklar nedeniyle içine düştüğü vicdan azabını hafifletecek ve kendisini affedecek bir gücü olan ihtiyacını karşılar. Vicdan duygusunu harekete geçirerek insanı kötülükten alıkoymaya ve iyiliğe teşvik etmeye çalışır şeklinde açıklayabiliriz. Dinler tarihinin konusu ve metodu nedir? Kıymetli arkadaşlar, dinler tarihinin konusu mensubu bulunan veya bulunmayan, geçmişte veya günümüzde yaşayan tüm dinler dinler tarihinin konusudur. Peki dinler tarihinin metodu neydi? Dinler tarihi dinleri tarafsız bir şekilde oldukları gibi tasviri yani betimleyici bir yöntemle duygular ve ön yargılardan bağımsız bir şekilde, nesnel bir şekilde yani tarafsız bir şekilde ele alıp inceler diye açıklayacağız. Müslüman alimlerin dinlerle ilgili yazdıkları eserlere örnekler veriniz diye soru gelirse mesela Gazali'nin Erreddül Cemil, Biruni'nin Tahkik-ü Malil Hint Ebul Meali, Muhammed bin Ubeydullah'ın Beyanül Edyan, İbn Hazm'ın Kitabül Fasl fil Milel vel Ehva'i ve Nihal ve Şehristani'nin El Milel ve Nihal adlı eserlerini dinler tarihli ilgili eserlere örnek olarak verebiliriz. Dinler tarihinin ortaya koyduğu veriler niçin önemlidir? Kıymetli arkadaşlar, dinler tarihinin ortaya koyduğu veriler İslam'a karışmış hurafelerin tespit edilebilmesi için, diğer din mensuplarıyla sağlıklı iletişim kurulabilmesi için, İslam'ın diğer din mensuplarına daha iyi de anlatılabilmesi için, din hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi için önemlidir diyeceğiz. Hudeybiye Anlaşması'nın önemi nedir? Kıymetli arkadaşlar, Hudeybiye Anlaşması, Mekkeli müşriklerle süregelen savaşları sona erdirmiştir. İslam'ın yayılmasında dönüm noktası olmuştur. İslamiyet Arap Yarımadası'nda hızla yayılmış, Müslüman olanların sayısında çok fazla artışlar olmuş. Kur'an-ı Kerim bu anlaşmayı zaten apaçık bir zafer olarak nitelemiştir.
Klasik sorularımızdan son sorumuz. İslam dinine göre belli başlı ahlaki ilke ve değerlerden işte 5 tanesini yazınız. Doğru sözlü, dürüst ve adil olmak, affedici ve müsamahakar olmak, alçak gönüllü ve yumuşak huylu olmak, sabırlı, sebatlı ve dayanıklı olmak, cesur ve soğukkanlı, şefkatli ve merhametli, ağırbaşlı ve ölçülü olmak gibi pek çok husus yazılabilir burada. Doğruya yanlış sorularını yapalım. Muhammed İkbal, din inanç olarak içtenlikle kabul edildiği ve tam manasıyla kavrandığı takdirde karakter ve kişiliği büsbütün değiştirebilecek güçte bir genel hakikatler sistemidir diye dini tanımlamıştı. Doğru diyoruz. Teolojik tanımlarda din Tanrı'ya imandır, din manevi varlıklara imandır diye tanımları görüyoruz. Din insanları iyiye ve güzel iletme konusunda hukuki ve ahlaki ilkeler ortaya koyar. Doğru. Dinler tarihi dinleri mukayese ederken onları hak, batıl, doğruluk, yanlışlık ve üstünlük bakımından değerlendirmeye tabi tutabilir demiş. Yanlış olmuş bu cümle. Tutamaz diyecekti. Çünkü nesnel, tarafsız bir şekilde dinleri araştırır. Avrupa devletlerinin laikleşmesi sonucunda dini konuların öğretilmesi ve araştırılması kilisenin tek elinden çıkmış ve bu durum dinler tarihi çalışmalarına hız kazandırmıştır. Doğru. Konfüçyanizm 1912 yılına kadar Çin'in resmi dinidir. Doğru. Allah katındaki tek hak din olan İslamiyet, Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gönderilen peygamberlerin tebliğ ettiği dinin ortak adıdır. Cümlesi doğru. 632-661 Hazreti Muhammed'in vefatından sonra devlet başkanlığına sırasıyla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali geçti. İslam ilk kez bu dönemde Arabistan dışına yayılmaya başladı. Bu döneme 4 halife yani Hulefa-i Raşidin dönemi denilmektedir. Cümlemiz doğru. Buradan mesela pek çok soru gelebilir test şeklinde. Hepsini bir arada vermiş olalım size. Endülüs dönemi İslam medeniyetinin ilim, kültür, edebiyat, felsefe gibi alanlarında zirvede olduğu bir dönemdi. Bu dönemde Endülüs medreselerinde eğitim alan pek çok batılı düşünür Avrupa'nın skolastik düşünceden kurtulmasında etkili olmuştur. İstanbul'un fethiyle birlikte Osmanlı İslam dünyasının siyasi ve askeri alanda merkezi oldu. İlim, kültür ve sanatta eşsiz eserler ortaya koydu. İslamiyet, Endonezya adalarına Arap, İran ve Hint asıllı tüccarlar vasıtasıyla girdi. Daha sonra ticaret, yerli kadınlarla evlilik ve tarikatlar vasıtasıyla hızla yayıldı. İslam'ın şartlarından sayılan kelime-i şehadet İslam'a giriş anahtarıdır. Dinin üç boyutu vardır. İnanç, ibadet, ahlak. Özde birdir ve kişinin dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaya yöneliktir. Başlangıçta sadece Yahudi ve Hristiyanları kapsayan ehli kitap kavramı, zamanla Mecusiler ve hatta Kur'an'da adı geçmeyen din mensuplarına kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Doğru. Son olarak boşluk doldurma sorularımız var bu bölümde. Din akıl sahiplerini peygamberlerin bildirdiği şeyleri kabule çağıran ilahi düzenlemedir diyen alimimiz Cürcani'dir. Din derin manevi tecrübelerin bir ünüdür, ürünüdür tanımı psikolojik bir tanımdır. Yayılmacı bir karaktere sahip olan buraya Budizm gelecek. Günümüzde Hindistan, Çin, Tayland, Japonya, Myanmar, Seylan, Vietnam gibi uzak doğu ülkelerinde yer almaktadır. Doğru. Kuzey Amerika'nın çok büyük bir kısmı, Güney Amerika'nın kıyı kesimleri ve Avustralya'nın büyük çoğunluğu Hristiyan nüfustan oluşmaktadır. Mecusilik mensuplarının büyük çoğunluğu İran'da ve Hindistan'ın Bombay bölgesinde, geri kalanı ise Afganistan, ABD, Kanada ve Azerbaycan'da yaşamaktadır. Sayıları 150 bin civarındadır. Boşluğumuza mecusilik geldi. 622 yılında Medine'ye hicret edildi. Hicret İslam tarihi için milat oldu. Hicri takvim. Hicretle sona eren Mekke dönemi 13 yıl sürdü. Bu dönemde inen ayetlere Mekki ayetler denilmiştir. Doğru. Hz. Muhammed Müslümanlar, Yahudiler ve gayrimüslim Arapları kendi başkanlığında bir şehir devleti etrafında teşkilatlandırdı. Ne ile? Medine Sözleşmesi'yle. Hz. Peygamber'in sağlığında İslam, Arap Yarımadası'ndaki en büyük güç haline geldi. Medine dönemi 10 yıl sürdü. Bu dönemde inen ayetleri de medeni ayetler denildi. İslamiyet'te inanç esasları amöntü terimiyle ifade edilir. Selçuklar ve Osmanlılar asırlar boyunca İslam dünyasının liderliğini yaptılar.
İbadet, kulun Allah'a karşı duyduğu saygı ve sevginin sonucu olarak onun rızasına uygun davranma çabası ve bu şekilde yapılan iradi davranışlardır şeklinde boşluklara bu soruları getiriyoruz. Değerli arkadaşlar, kanalımızda 12. sınıf 2021-2022 oynatma listelerimize girdiğiniz zaman tüm derslerinizin konu anlatımlarını bulabilirsiniz. Test sorularıyla devam edelim. Birinci sorumuz, her ilim dalının kendine has bir konusu ve metodu vardır. Dünya dinlerini inceleyen dinler tarihinde dinler incelerken esas aldığı bazı temel yöntemleri kullanır. Dinler tarihinin metodu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? Dinleri doğruluk ve yanlış bakımından değerlendirir. Bakın ilk şıkkımızda hemen A şıkkımızda yanlış cevap gelmiş. Diğerlerini okuyalım. Dinleri tarafsız bir şekilde oldukları gibi ele alıp inceler. Doğru. İnceleme yaparken ön yargıları işe karıştırmaz. Doğru. Herhangi bir dinin savunmasını yapmaz. Doğru. Objektif bir bakış açısıyla çalışır. Doğru. Zaten diğer şıkların kendi içerisinde tutarlı olduğunu görüyorsun cevap adına. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde ehli kitapla ilgili olarak verilen bilgilerden biri değildir? Müslümanları küfre döndürmek istedikleri veriliyor. Kendilerine verilen kutsal kitabı tahrif ettikleri yazıyor. Peygamberlerin öldürdükleri, Allah'ın ayetlerini inkar ettikleri de belirtiliyor. Ancak emanete riayet etmedikleri belirtilmiyor. Çünkü onlar zaten münafıkların alametleri. Aşağıdakilerden hangisi Mekke dönemine ait doğru bir bilgi değildir? Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. Doğru. Müşriklere karşı savaş izni verilmiştir. Hayır, Mekke döneminde değil, Medine döneminde savaş izni veriliyor. Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlar yapılıyor. Diğer şıklara bakalım. Tebliğ açıktan yapılmaya başlandı. Evet. Bir grup Müslüman Habeşistan'a hicret etti. Evet. Müslümanlara yönelik 3 yıl süren bir ambargo, sosyal boykot uygulandı. Doğru. İslamiyet ilk kez hangi dönemde Arabistan dışına yayılmaya başlandı? Yukarıdaki boşlukta doldurma sorumuz da vardı. Hulefai Raşidin yani 4 halife dönemi. Peygamberimizden sonra göreve gelen Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemine 4 halife dönemi diyoruz. Cevap Denizli. İslam dini ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? İnanç esaslarının temeli tevhid inancı. Evet, Allah'ın varlığı, birliği. İnanç, ibadet ve ahlak anlayışı birbirini tamamlar. Evet. Hazreti Adem'le itibaren gönderilen yegane hak dindir. Evet, din sadece dini hayatta hükümler bildirmiştir. Yalnız çünkü inanç, ibadet, ahlak, bütün kurallar İslam'da vardır. Son peygamber Hazreti Muhammed ile kemale ermiştir, sona ermiştir. Doğru. Dinin kurumsal yapısıyla ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Din, kelamı, tasavvuf, ibadeti, hukuku, sanatı, yorumu ve geleneği içerir. Doğru. Dinin bireysel ve toplumsal yanları vardır. Evet. Din inananlara bir yaşam tarzı sunar. Evet. Din fikir tatbikatı açısından sistemleşememiştir. Cümlemiz yanlış. Sistemleşmiştir. Kemale ermiştir. Cevap Denizli. E'ye bakalım. Din insanların dünya ve ahiret mutluluğu amacıyla oluşturulmuştur. Doğru. Aşağıdakilerin hangisi dinler tarihin temel kaynakları arasında yer almaz? Fünun'un Eflan yer almıyor. Tahkik-ü Malil Hint, Beyanül Edyan, Kitab-ül Fasl fil Milel. Dinler tarihin temel kaynakları ancak A şıkkımız yanlış. Son sorumuzu yapalım. Aşağıdaki ifadelerin hangisi Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin Mekke dönemine ait doğru bir bilgi değildir? Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin 13 yıllık süreci doğru. 610'dan 622'ye kadar Habeşistan'a hicret, ilk hicret yapıldı doğru. Müslümanlara yönelik 3 yıl sosyal ve ekonomik boykot uygulandı doğru. Hazreti Muhammed'in 3 yıl boyunca yakın çevrenin İslam'a davet etmesi gerçekleşti. Hayber'in fethi ise 622'den sonra yani Medine döneminde gerçekleşen bir fethi hareketidir. Kıymetli arkadaşlar, birinci dönem birinci yazı çalışma soruları içerisinde dinler tarihimizin birinci yazı çalışma soruları daha genişti. Oradan daha da fazla bilgi edinebilirsiniz. Bu sorularımız da biraz daha kısaltılmış sorular. Sınavlarınızda hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin.